Gelme. Burada okunacaksa sadece tıp okunur. Hepsi işsiz kalacak burada. Geçmiş olsun şimdiden kardeşlerim. Evet efendim, ilk öncelikle Beytepe kampüsüne gelmekle Beytepe kampüsüne gelinmiş olmuyor. Ne demek istiyorum? Birçoğunuz buraya gelip buradaki eşek gibi bu kalabalığı çekip buralara tıklım tıklış otobüslere binmeye çalışacaksınız. Biliyorum şu anda çok büyük kalabalık yok. Çünkü okullar tatil durumda ama normalde gerçekleri göreceksiniz. Görüntüleri de koyuyoruz şimdi nasıl tıklım tıklış olduğunu. Ama akademik linkte hizmet bitmiyor. Size taktikleri veriyorum. 1. 550 numaralı otobüse binebilirsiniz. Birazcık daha nezih, burjuvayı bir şekilde kampüse giriş yapabilirsiniz ama paralı. Bir de bedava servisler var. Her 20 dakikada bir kalkıyor. Orada tıklım tıkış bir şekilde bekleyerek kampüse giriş yapabilirsiniz ama her Hacettepe'nin yaşayacağını siz de yaşayacaksınız. Neyi öğreneceksiniz? Eşek gibi otostop çekmeyi de öğreneceksiniz. Başta utanacaksınız, sıkılacaksınız, ayıp mı diyeceksiniz ama hemen alışacaksınız. Buradan kampüse yürümeyi düşünürseniz de sakın düşünmeyin. 4 kilometre var ve yol düz değil. Dikine yokuş. Kolay gelsin. Evet, siz de bizzat gözlerinize görün istedik o meşhur yokuş. Bu yokuşun adı ne? Öğrenci, anladınız siz, öpen yokuşu. Hemen bu yokuşa buraya kadar gelmişken, yokuştan sonraki en ünlü şeylerden bir tanesini daha gösteririm size, Beytepe'nin. O da konservatuarı. Türkiye'nin en iyi konservatuarlarından bir tanesi. Hatta lafı çevirmeye gerek yok. En iyi konservatuar da burada. Bir de neyi var tabii ki Hacettepe'nin? Tıbbı var. Görüşürüz. Evet efendim, Hacettepe Üniversitesi'nin 5 kampüsü var. Bak şu rahatlığa bak ya. Bu rahatlık hiçbir yerde yok yemin ediyorum. 2 dakika oturdum, bel fıtığım azdı tekrardan. Bu 5 kampüsün zaten 3'ünü atın çöpe, hiçbir anlamı yok. 2 tane ana kampüsümüz var. Nedir? Beytepe ve Sıhhiye kampüsleri. Şimdi Beytepe kampüsü dediğimiz yer yaklaşık 600 hektarlık bir alanda ama binaların olduğu ana bölge 117 hektarlık bir kısım. Bunlar hiçbir önemi yok. Her videoda söylüyoruz. Temelde peki öğrenciler burada nerede takılıyor derseniz, BAM ve SİD denilen yerlerde takılıyor ama birçok yerde çimenlik alan var. Uzanıp uzanıp buralarda da Akdeniz akşamına çalan bir sürü genç bulursunuz, görürsünüz. Peki hocam kampüs nasıl derseniz, gerçekçi olayım hocam, bir ODTÜ kampüsü kadar iyi değil. Ne yalan söyleyeyim. Vereceğim puan da 7.5. O da vallahi bak Hacettepe'de yüksek lisans yaptım diye veriyorum. Yoksa 7.5 da vermeyebilirim. Ama güzel mi? Güzel. Oralarla karşılaştırınca bir tık altta kalıyor. Peki hocam Sıhhiye kampüsüne ne verirsiniz derseniz, vallahi oraya puan bile vermem. Günahımı bile vermem hocam. Orası kampüs değil, sadece bina var, tıpçılar var. Yazık çocukları vallahi. O kadar puan almışlar. Çile çekiyorlar. Neredeyiz? Sahadayız hocam. Her ne kadar kampüsün 7.5 puan versen de çok güzel noktada var. Bu saha güzel bir nokta hocam. Gel lastikleri kaldır, oyna, yürüyüşünü yap, huzurlu, mutlu bir şekilde buradan ayrıl. Yeşil Vadi var, orası da çok güzel bir kampüs noktası. Ama kampüsten çıkalım, eğitime, bilime değinelim. Hemen şimdi sıralamalarda Hacettepe Üniversitesi nerede? Size onları söylemeye başlıyorum. QS dünya sıralamında 800'de 1000 aralığında. Times'da ise 600'de 800 aralığında. Ve URAP sıralaması, yani Türkiye bazında nerede derseniz, uzun yıllar boyunca birincilik ondaydı. Ne yazık ki 2023 yılı itibariyle ikinciliğe düştü. Birinciliği ise Koç Üniversitesi geldi. Ama burada bir gerçekten daha bahsetmek gerekiyor. Tıp fakültesinin olması nedeniyle Hacettepe burada puanları belli oranda şişirebilme şansına sahip. Çünkü tıp fakültesi çok daha fazla yeni çıkıyor. Ama yine de Türkiye'nin en kaliteli 10 üniversitesinden bir tanesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta 5 bile derim. Kim tutabilir ki beni? 5'in içinde. Neredeyiz? Yemekhanedeyiz hocam. Şimdi bak, Hacettepe Yemekhanesi'nin ODTÜ'den bir üstünlüğü var. Nedir? Sabah kahvaltısı var hocam. Yani normal öğrencinin ihtiyacı olan sabah kahvaltısı burada varken ODTÜ'de yok. Buradan oradaki protesto hoca gençlere de selam gönderelim. Öğle ve akşam yemekleri de var. Sabah kahvaltısı şu anda 7,5 lira. Öğle akşam yemekleri de 8,5 lira. Bir de hocam, buranın Beytepe'dekinin Sıhhiye'den bir farkı var. Sıhhiye'deki tıp öğrencileri, onlar da öğrenciler ama ayrı ayrı tabaklarda yemek yerken Beytepe'deki öğrenciler sıradan tabidotlarda yemek yiyorlar ve Beytepe'de hocam yemek sıraları ta şu köşelere kadar uzanıyor. Bu da yaklaşık ortalamada tam yemek vaktinde 40-45 dakikalık bekleme süresi demek. Bu hizmette de sınır tanımıyorsunuz. Akademik Nix'e bir yol gösteriyor. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Şuradan aradan girip yemekleri öğleyeceksiniz. Teşekkürler. Benim param var. Ben yemekhanede o uyduruk yemekleri yemek istemiyorum diyorsunuz. O zaman geleceğiniz yer BAM. BAM'da hocam A101'den Şok'a kadar her türlü market var. Aynı zamanda dürümcüsünden kuaförüne kadar her şey burada bulunuyor. Her türlü yemek çeşidinde bulabilirsiniz. Ve BAM'ın bir özelliği daha var hocam. Hacettepe'liler Instagram sayesinde Hacettepe itirafa giriyorlar. BAM'da saat 14'te gördüğüm pembişli kız ya da saat 21'de gördüğüm mavi kotlu erkek yazıyorlar. Birbirlerini yürümeye çalışıyorlar. Oğlum 1000 tane mavi kotlu erkek var. Nasıl bulacaksınız burada birbirinizi? Yıl oldu 2023 ama Hacettepe'liler hala 90'lı yıllarda ilkel vaziyette haberleşmeye devam ediyorlar. Evet, neredeyiz şimdi hocam? Hacettepe'nin çatısındayız. Parlar diyorlar buraya. Aynı muhabbet hocam. Bu ODTÜ'nün çatısı her yerde meşhur olmuş. Bu şekilde tarttırıyorsunuz tabağı. Şöyle bir tabağa ne kadar verdim? 75 lira verdim. Dolayısıyla paranız varsa gelip burada 75 liraya karnınızı doyurabilirsiniz. Hocamız da buna 30 lira verdi.
Hemen arkamda yurtları görüyorsunuz hocam. Beytepe kampüsünde 5 farklı yurt var. KYK yurdu da var, öğrenci evleri de var. Şimdi KYK yurtları zaten standartlı 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz. Daha uygun fiyatlı. Öğrenci evleri ise şurada gördükleriniz birazcık daha iyi şartlara sahip olanlar. Fiyatlar nasıl derseniz hocam. Burada fiyatlar bazı bloklarda öğrenci evlerinde 1690, bazılarında 1900 TL'ye kadar gidiyor. Bazı bu KYK yurtlarımızda ise zaten standart 650-80 TL civarında. Böyle emlakçı gibi konuştum ama güzel oldu. Hepinizi bekliyoruz. Evet hocam, Sıhhiye'de de Beytepe'de de her türlü spor salonu var diyeceğim ama şaka yaptım elbette. Sıhhiye'de en fazla pimpon falan oynarsınız. Kızmayın bana, ironi yapmıyorum. Pimponu var, basket var, çok fazla bir şey yok. Ama Beytepe'de olimpik havuzundan tutun badminton oynayabileceğiniz kadar birçok spor alanı mevcut tabii ki. İşte spor salonları. Bütün üniversitelerde var 3 aşağı 5 yukarı. Ama Beytepe'de spor yapmak isteyen bir insan üzülmez. Sıhhiye'ye giden birazcık üzülebilir. Zaten tıpçı adamsın abi, gece gündüz çalışan ne sporu. Evet hocam, arkada mezuniyetlerin yapıldığı o tiyatro alanını görüyorsunuz. Güzel falan, güzel işler yapmışlar. Yani. Fena değil, böyle baktığınız bir havaya giriyorsunuz. Peki burada ne var? 16 fakülte, 15 enstitü, 4 tane yüksekokul ve bir konservatuvar var. Konservatuvar meşhur demiştik zaten, 53.000'den fazla öğrenci var aslında. Bayağı bir öğrenci sayısı var. Uluslararası öğrenci oranı ne? %3. ODTÜ'de kaç demiştik? %5 demiştik. Arada ola ola %2'lik bir fark var. O da şeye değmez yani. Yine böyle uluslararası bir ortam diyebiliriz belli oranda elbette. Ve devlet üniversiteleri arasında yine çok güzel bir oranı sahip. Nedir o? 20 çalışan başına bir öğrenci düşüyor. Çok iyi oran. Ben yıllarca yüksek lisans yaptım. Bunu hiç hissetmedim mesela. Hisseden... hissettiniz mi? Hissetmedik. Hissetmedik hocam. Ya, güvenin bana hocam. Sözüme güvenin. Doçentim ben ya. Hissetmedim diyorum. Mis gibi devlet üniversitesi öğrencisinin yaptığı tuvalet kokuyor efendim. Zaten tuvalet kağıdı muhabbetini hiç yapmayacağım. Bir devlet üniversitesinin tuvaletinde, öğrenci tuvaletinde mendil, peçete gibi şeyler varsa ben oraya devlet üniversitesi demem, vakıf derim. Şimdi hocam, tuvaletteyiz. O zaman konumuz ne? Elbette ki öğrenci memnuniyeti. Hemen Hacettepe'nin öğrenci memnuniyetlerine bakalım. Genel memnuniyet puanı 478, genel sıralama da 24. Ama devlet üniversite sıralamalarında 11. olarak yer alıyor. Öğrenim deneyim tatminkarlığında 21. sırada, yerleşke ve yaşamın doyurucunda 27. sırada Türkiye'de, akademik destek ve ilgide 31. sırada, kurumun yönetim ve işleyişinden memnuniyette 41. sırada, öğrenme imkan ve kaynakların zenginliğinde 26. sırada, kişisel gelişim ve kariyer desteğinde ise 25. sırada. Hacettepe'de bir de ufak bir torpil yaptım efendim. Burası aslında Hacettepe'nin en lüks tuvaletlerinden bir tanesi. Gördüğünüz gibi her şey son model, teknolojik. Hemen şurayı da gösterelim. Sabunlar var, sular akıyor, bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Çünkü Hacettepe'yi birazcık seviyorum, ona torpil yapayım dedim. Peçeteyim yok. Çalışmıyor, normal. Hacettepe'de inovasyon bitmiyor. Neredeyiz? Tuvaletteyiz. Ama buraya böyle bir şey yapmışlar. Çok hoş. Öğrenciler burada sohbet edebiliyorlar, finallerine çalışabiliyorlar. İnovasyonun merkezi Hacettepe. Sıra geldi kötü yönlere. Elbette çalışmayan yürüyen merdivenlerden bahsetmeyeceğim. Devlet üniversitesinde belli olan da olanaklar kısıtlı olduğu için bu tür şeyler artık kabullenmesi gereken şeyler. Ama bunun dışında çok fazla sıra var ama sıra olması da kötü değil. Temel itibariyle bunu da bütün devlet üniversitesinde görüyorsunuz. Ama burası hocam Beytepe. Tepede. Kış Ankara'da ilk buraya gidiyor, en son da buradan çıkıyor. Dolayısıyla o sıralarda beklemek acayip sizleri zorlayacak ve üşütecek bir şey. Bu dediğim böyle ya montumu giyerim rahat ederim falan diye düşünmeyin. Hakikaten çok soğuk olacak hava. Ona karşı hazırlığınız zihninizde düşündüğünüzden daha fazla yapmanız gerekiyor. Bir diğer kötü yönü ise ODTÜ'nün o kültürel yapısı ya da Bilkentlerin o kendi üniversitesine sahibinin koruyucu o yapısını burada çok fazlası göremiyorsunuz. Hacettepe Üniversiteleri, Hacettepe Üniversitesi elbette seviyorlardır ama o Hacettepe Üniversitesi, biz Hacettepe Üniversitesi kültürü varız muhabbeti düşündüğümüz kadar çok değil. Aynı zamanda mezun dernekleri de bir ODTÜ'nün kadar güçlü değil diyebilirim. Yine de güzel üniversite hocam. Hacettepe'nin bir diğer güzel yönü ise sizi fit bırakmak için dizayn edilmiş kampüsü. Kampüsün hangi özelliği? Yokuş özelliği hocam. O Beytepe'de giriş kampüsü, giriş yerinden bahsetmiştim ya, öğrenci öpen yer diye. Bak hocam, burası da her yerde çukur ve tepeler var. Yurtlara mı gideceksiniz? Aşağı iniyorsunuz, derslere mi gideceksiniz? Yukarıya çıkıyorsunuz. Yemek mi yiyeceksiniz? Birazcık aşağı iniyorsunuz, derslere mi gideceksiniz? Yukarıya çıkıyorsunuz. Sürekli bu şekilde fit kalmanız Hacettepe'de garanti. Kah güldük, kah eğlendik. Hacettepe'yi de böyle bitirdik diyorum ve birçok insan öfkelendi biliyorum. Niye Sıhhiye kampüsünü gezmediniz diye. Hocam, benzin yakıyor bu araba. Ayrıca Sıhhiye'ye gittik, hiçbir şey yok. Binadan ibaret. Niye gezeyim abi oraya? Bak, tüm bunları söyledim. Hiç utanmadan, kendi aklıma inanarak devam ediyorum. Şimdi Hacettepe'nin belli eksikleri var. En yukarıdaki üniversitelerle kıyasladığımızda bir tık geride kaldığı noktalar var. Ama şu da bir gerçek hocam. Buraları kazanamayıp da Hacettepe'yi kazanmış bir öğrenci burada okuduğu için pişman olur mu? Kesinlikle pişman olacağını ben düşünmüyorum. Dur, olur musunuz pişman? Olmaz. Olmaz.
Bak dedim, güvenin hocam bana. Bak doçentim, inanın artık bana ya. 2028'de adaylığımı koyuyorum, oylarınızı bekliyorum. İğrenç esprimi yaptıktan sonra kapanışta şöyle yapalım. Bütün bu üniversitelerin sınıflandırmasına dair detaylar açıklamada web sitemizde yer alıyor. Aynı zamanda tüm üniversitelerin farklı farklı bölümlerinden de ücretsiz bir şekilde danışmanlık alabileceğiz. Öğrencilerimiz de, gönüllü öğrencilerimiz de orada. Onlara da teşekkür edelim. Onlara da mail attığınızda size hızlıca dönecekler. Aklınızdaki soruları cevaplayacaklardır efendim. Ve son olarak akademiknik.net sitesinde de tüm üniversitelerin sınıflandırmasına dair çok güzel bir içerik oluşturduk. Oradan da hangi üniversitenin hangi sıralamada yer aldığı bilgilerini de edinebilirsiniz. Şimdiden başarılar.